Eyvahlar olsun. Ya bu şimdi kendini temize çıkarmak için sağda solda çocukların durumunu söylerse? Allah'ım yarabbim. Tam da Güney'i sırtını dikleştirmişken yakarsa çocuğumun başını. Allah'ım sen koru yarabbim. Allah'ım bu kızın şerrinden sen koru bizi. Babasının acısı daha taze tabii. Dışa vurmak istemese de ani kaybın sarsıntısını yaşıyor. Kabullenemiyor aslında. Bünyesi de zayıf, etkileniyor tabii. Sizin boşanma döneminizde de yaşadık bunu. Evet, bir o zaman böyle oldu. Bir de şimdi işte. O dönem zafiyet geçirdiğini söylemişti bana. Şimdi de yemeden içmeden kesildi. Ruhsal olarak baş edemeyeceğini düşündüğü konular karşısında böyle bir kaçış yolu buluyor kendisine. Hepiniz biliyorsunuz, söylemeye gerek yok. Böyle durumlarda tabii ki ilaç tedavisi de gerekli ama moral desteği asıl önemli olan. Öyle tabii. Stresten uzak birkaç gün dinlenmesi lazım. Canım. Şşş. Canım canım duyar mı? Şşş. Tamam tamam geçti. 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 Tamam. Canım. Güney. Geçti. Ziya Bey'le yalnız bırakalım biz Banu'yu. Lütfen. Geleceğim yanına sonra, tamam mı? Ne oldu? Yine kriz mi geçiriyor? Bir kahve içip kendimize gelelim biz de. Merak etme, her şey kontrol altında. Eşyalarım burada. Kalanını da bizim eve koyacağım, gelir alırsın. Tamam. Sen de inanmıyorsun bana değil mi? Benim o adamla ilgim yok, yemin ederim. Bak, Simay, ben bunları dinlemeye gelmedim. Daha önce yaptıklarını da hiç konuşmadık. Biliyorsun sormadım, bunu da konuşmayalım. Şimdi Kuzey hem kendine hem sana zarar vermeden nasıl bu durumdan kurtulacağız onu düşünelim. Düşünecek bir şey yok. Herkesin istediği oldu. Kuzey'in hayatından çıkıyorum. Kına yakarsınız artık arkamdan hepiniz. Ne diyorsun sen ya? Kuzey dur! Kuzey sen bırak! Kuzey dur, tamam sen bırak. Kuzey sen dur. Bir dakika Ali. Kuzey! Bir dakika. Beni tuzağa düşürdünüz. Kuzey, Kuzey sakın. Bir dakika bir çekin. Kuzey sakın. İmdat! Yardım çekin edin. Çekin Cemre, bir dakika. Kesin senden. Kuzey boş ver. Ne olur bir şey yapma.
Merak etme, korkma. Korkma, senin için tekrar hapishaneye girecek halim yok, korkma. İnfazımı yakmayacağım tekrar. Hiç niyetim yok, merak etme. Al. Güya benim için iyilik yapıp da bozdurmuş olduğun altınlar ve bileziklerin. Al, kuruşuna bile dokunmadım. Al. Al. Bundan sonra Allah'a yakın, bana uzak. Duydun mu beni? Ne olur dinle beni. Şşş, tek kelime bile etme. Sus. Sesini bile duymak istemiyorum bundan sonra. Bundan sonra Simay diye birisi yok benim için. Duydun mu beni? Hemen boşanıyoruz, o kadar. Net. Yarın ilk işim avukata gidip dava açıyorum. Bu iş bitecek. Hem de itirazsız. Duydun mu lan beni? Ondan sonra da hayatımdan tamamen çıkacaksın. Bitti artık. Enayilik buraya kadar. Simay konusu kapandı benim için. Tamam mı aslanım? Sırlarımız ne olacak peki? Simay konusunu kapatmak o kadar kolay değil. Simay, kapa çeneni. Kuzey, tamam. Bir dakika Ali. Ali, bir saniye. Kuzey, Kuzey, boş ver. Bir dakika Cemre, ben çok sakinim. Çok sakinim ben. Bak kızım. Bir de şöyle düşün. Tek kelime bile etmeden... ...dört sene yatmış olan birisi... ...uğrunda ölümden dönmüş olan birisi... ...yapılan bir yanlışı unutur mu? Hı? Eğer istemediği bir şeyi sen söylersen... ...nerede olursan ol... ...ne yaparsan yap... ...sana dünyayı dar etmez mi? Hı? Etmez mi? Eder. Nerede olursa olsun... ...seni bulup... ...öldürmekten beter etmez mi? Eder. Bir de böyle düşün. Bir de bu tarafından bak olayın Simay. Eğer gözün alıyorsa bunu söylemeyi... ...elinden geleni ardına koyma. Odur meydan. Ama... ...eğer... ...tesadüfen bile olsa... ...bir şekilde... ...bu iş duyulursa... ...eğer o iş ortaya çıkarsa... ...o zaman... ...senden bilirim. Anladın mı? Nereye gidersen git... ...iğne deliğinde bile olsan... ...gelir seni bulurum. İşte o zaman benden kork. Benden kork. Bundan sonra... ...Kuzey'in canını yakarsan... ...benden de korksun. Thank you.
Altyazı M.K.